Koroğlu. Milli kayak sporcusuyum. Aynı zamanda 2018 kış olimpiyatlarına gitmiş olan kadın sporcuyum. Bu videoda biraz kayak nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle kayağın mağazası çok eskiye dayanıyor. Yaklaşık 5-10 yıl önce insanlar kayağı ulaşım aracı ve avcılık aracı olarak kullanıyorlarmış. Şimdi ise şu an gördüğünüz Alp Dağları'nda milyonlarca kişinin yaptığı bir spor haline gelmiş. Öncelikle birazcık malzemelerimizi tanıyacağım. Daha sonra kayak nasıl yapılır adım adım öğreneceğiz. Evet, bu bizim kayağımız. Kayakların yaklaşık çene hizasına gelmesi ideal aslında bizim için. Benim kayağım 1.56 boyunda, 1.70 boyundayım. Kendinize uygun bir kayağı bu şekilde edinebilirsiniz. Evet, bunlar da bizim batonlarımız. Bunlar benim yarış batonlarım aslında. Burada korumalıklarım var. Yeni başlayanlar için bu korumalıklara gerek yok. Baton uzunluğunu ölçerken de aslında şu şekilde. Şu kayağım tuttuğumuzda şurada 90 derecelik bir açı yapmasını istiyoruz. Bu şekilde de kendinize uygun bir baton alabilirsiniz. Hadi derse başlayalım. Evet, öncelikle kayaklarımızı ayırıyoruz. Yere koyuyoruz. Kayak ayakkabımızı bağlamaya takarken öncelikle önünü, daha sonra arka kısmını yerleştiriyoruz. Ayakkabımızı çıkarmak için de aynı şekilde batonumuzun ucuyla bağlamanın arka tarafına basıyoruz. Kayaklarımıza biraz alışmak için onlarla birazcık hareket etmemiz gerekiyor. Kayakları paralel bir şekilde tutup yukarı doğru tırmanmak güzel bir egzersiz yöntemi. Bu bizim nötr pozisyonumuz ve kayarken bu pozisyonu korumayı özen göstereceğiz. Fakat öncelikle durmayı ve yavaşlamayı öğrenmek için kar sapanı pozisyonunu göreceğiz. Kar sapanı pozisyonunda dizlerimiz içeri doğru basarken kayaklarımız bir A harfi oluşturacak. Bunu kayarken şu şekilde uygulayacağız. Öncelikle hafif bir eğim tercih ediyorum. Daha sonra kayaklarımı paralele getiriyorum. Ve bu hafif eğimde kayaklar kaymaya başladıktan sonra kar sapanı pozisyonumu alıyorum. Dizlerimi içe basıp kayakların iç kenarlarına baskı uygulayarak kar sapanı pozisyonunda kayaklarımı durduruyorum. Bir sonraki aşamada kar sapanı dönüşlere geçeceğim. Bu pozisyonda dönüş gerçekleştirebilmek için ağırlık aktarımı yapacağım. Ağırlığımı sağ bacağıma verdiğimde dönüşlerim sağa doğru olacak. Ve ağırlığımı sağ bacağıma verdiğimde dönüşlerim sola doğru olacak. Aslında dönüş yapmanın mantığı ağırlık transferi yapmak. Ağırlığımı bir taraftan diğer tarafa aktardığımda dönüşlerimi gerçekleştirebiliyorum. Şimdi kar sapanında yavaşlamayı ve durmayı öğrendik. Dönüş atmayı da öğrendik. Şimdi sırada kar sapanından paralel dönüşlere geçiyoruz. Kar sapanından paralel dönüşlerde aslında dönüşü ikiye ayırmak önemli. Ağırlık aktarımı yapıp yönümüzü çevirdiğimiz noktada kar sapanı pozisyonu alıyoruz. Daha sonra pisti enlemesine kayarken kayaklarımızı paralel duruma getirip dönüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında tabi bu sadece bir adımlama. Kar sapanı dönüşlerden sonra kar sapanından paralele bizim aslında paralel kaymaya geçerken ortadaki bir adımımız. Paralel kaymanın aslında asıl farkı ayaklarımızı kapatmak ve içe basan dizlerimizin ikisinin de aynı yere doğru eğilmesini sağlamak. Paralel kayarken aslında iki ayağımızın da aynı şeyi yapması gerekiyor. İki diz de aynı tarafa yatarken kayakların arkası bir süpürge gibi karı süpürmeli. Paralel kaymaya başladıktan sonra aslında hızlanmak ve ilerlemek sizin ne kadar pratik yaptığınıza kalmış. Evet, şimdi profesyoneller nasıl kenar kayıyor ona bakalım birazcık daha.